Herkese merhabalar dostlar. Bugün konumuz OBD bench ve bu tokuma yöntemleri. Bu videoda hangi yöntemlerin hangi durumlarda kullanılması gerektiğinden bahsedeceğiz. İlk olarak OBD yöntemiyle başlayalım. OBD yöntemi araca sadece bir soket yardımıyla bağlandığımız bir yöntemdir. Bizim çok sıcak baktığımız bir okuma yazma yöntemi değildir. Ama bazı durumlarda OBD yöntemini kullanmak zorunda kalırsınız. Bu yöntemlerden ilki EKU sadece OBD ile okumayı destekliyor olabilir. Bu durumda OBD ile okuma yazma yapmanızın herhangi bir sakıncası yoktur. İkinci durum ise sanal dosya ihtiyacı. Biliyorsunuz sanal dosya ihtiyacınızı sadece OBD ile karşılayabilirsiniz. Ve yine OBD yöntemini kullanmanızın herhangi bir sakıncası yoktur. Bu arada sanal okuma her EKU için mümkün değildir. Zaten bunu sanal okuma ve normal okuma videomuzdan biliyorsunuzdur. Eğer bu videoyu izlemediyseniz bu videoyu da izlemenizi tavsiye ederiz. Son duruma gelirsek aracın beyni ulaşılması ve sökülmesi zor yerde olabilir. Bu durumlarda OBD yöntemini kullanabilirsiniz. Ama yine bizim tavsiyemiz aracın beyni ne kadar zor yerde olursa olsun eğer araç bench olarak okunabiliyorsa kesinlikle bench olarak okumanız. Sonuç olarak OBD yöntemini zorunda kalmadıkça tavsiye etmiyoruz. Çünkü bu bahsettiğim ilk iki durum dışında yaptığınız OBD yöntemlerinde aracın beynine tam erişememe şansınız var. Ve olası sorunlar durumunda geri dönüşü olmayan bir yola girmiş olursunuz. Bench yöntemine gelirsek bench yöntemi aracın beynini sökerek veya sökmeyerek sadece soketlerini kablolar ile bağlantı kurulan yöntemdir. Bu yöntemi kullanmak için eğer eko ulaşılması kolay yerdeyse sadece soketlerini söküp bench ile bağlantı kurabilirsiniz. Eğer eko ulaşılması zor yerdeyse ise ile bağlantı kuramıyorsanız o zaman eko yerinden sökebilirsiniz. Ve bizim genelde tavsiye ettiğimiz yöntem bench yöntemidir. Çünkü olası sorunlarda geri dönüşüme en kolay yöntem bench yöntemidir. Açıkçası sorun yaşamak istemiyorsanız daha çok bench yöntemini kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Son olarak boot ile okuma yöntemi. Boot ile okuma yöntemi aracın beyni yerinden sökülerek ve sonrasında kapağın açılıp ekonun bordu üzerinde yapılan yöntemdir. Oldukça eski bir yöntemdir ve müşterilerin kesinlikle sıcak bakmadığı bir yöntemdir. Bu yöntemi zorunda kalmadığınız sürece kullanmanızı tavsiye etmiyoruz. Çünkü içine herhangi bir sıvı veya iletken materyal kaçması sonrasında sorun yaşamanıza neden olabilir. Bu yöntemini kullanmanızın nedeni eko klonlamak olabilir. Bazen bench yöntemi ek yetersiz gelebilir. Bu durumlarda boot yöntemini kullanabilirsiniz. Ama onun dışında eğer bench ile okuyabiliyorsanız bu ile okumanızı kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Sonuç olarak bu üç yöntemden eğer okuyabiliyorsanız her zaman bench yöntemini kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi bir sonraki videodan haberdar olmak için abone olmayı, merak ettiğiniz soruları yorumlara yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.